Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir, ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet, şöyle tığımın numarasını göstererek başlayayım. Ve her zamanki gibi tek renk yağ yeşili bir tülbentim var. Bu tülbentime iğneden tığa yine çıtı pıtı çok zarif bir model hazırladım. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın modelim bu şekilde arkadaşlar. İğne uyasında yaprağın üzerine bu şekilde pipirikler kondurulmuştu. Ben de bu şekilde sizler için hazırladım. Şu kısmı 4 zincir çekerek yapmış olduğum sık iğne üzeri kirpikleri bu tığın kapak kısmını veya arka kısmını kullanarak böyle 6-7 tane ilmeklerde yapabilirsiniz. Böyle daha çok o şekilde mekik oyasına da benziyor biliyorsunuz. Kolay olsun diye sizler için bu şekilde hazırladım. Onu yapamayan arkadaşlar için hem kolaylık olsun. İnşallah bir dahaki sefere de o şekilde pipirikli de deneyebiliriz. Şöyle bir tülbentimi alıp da beyaz zemin üzerinde de göstereyim. Bakın daha net, parlak bir şekilde. Evet, şimdi modelimin anlatım kısmına geçelim. Evet, şöyle tülbentimizin kenar tığlama işlemini ikişer zincir çekerek hazırlıyoruz. 696 nolu videomda tüm püf noktalarıyla tülbent kenar tığlama işlemi mevcut. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz. Bakın arka tarafı unutalım. Şöyle sık iğne ile ipimizi sabitledik. 3 zincir çekiyorum. Her zamanki gibi ipimi güzelce esnettim, incelttim. Zincirleri de sıkı sıkı çekip şöyle zürafa görünümünde böyle tığ battılar hazırlıyoruz. Evet, 5 tane tığ battı yaparak yine başladık modelimize. Hemen ters tarafını çeviriyorum. Yapmış olduğum bu ilk tığ battımın içine girip sabitledim 5 tane zincir. Şöyle hemen yandaki hiç tığ battı atlamıyorum. Bu şekilde 5 zincirden oluşan bir yuva, şöyle iki yaprak arasında da 3 tane tığ battı kalıyor. Bir zincirimi çekip döndüm düz tarafına ve sık iğne ile sabitledim. Evet, yaprağımızın yapılışına 2 zincir çekerek başlıyorum. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın da içine giriyorum. 2 ve 2. 4 zincir. Kapattım buraya, şöyle bir kirpik oluşturdum. Bakın her dolamada artırma işlemi yapıyorum yaprağım için. 2 defa tığ dolayıp 2, 2 ve 2 olarak bir trabzan yaptım. Kirpik sayımız 4. Evet. Bir dolama daha artırıp 3'e çıkardım yaprağımı. Trabzanını 2. 2. Şöyle 2 ve 2. 4 seferde. 2 seferde, 3 seferde, 4 seferde. 4 zincir. Hemen kapatıyorum. 3 tane kirpik oluşturdum. Yine 3 defa tığımı doladım. 5 zincirli yuvadan girip bakın burada 1. 2 dolama sayısı aynı 3 ama şöyle 1 2 2 5 seferde bu şekilde bir trabzan yaptım. Bak. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. Son kirpiğimize bu yuva olacak arkadaşlar. Renkli çiçeklerimiz için yuva olacak. Bakın 6 zincir çekip diğer 3 tanesi 4'er zincirli. Sonuncu kirpiğimiz de 6 zincirden oluşuyor. Geri kalan kısma da 8 tane sık iğne yapıyorum. Bakın 1 şöyle 2 3 4 5 6 7 ve 8. 5 defa almış olduğum trabzana bu şekilde 8 tane, bir tane de yuvada 9 tane yapıyorum. Şöyle hemen hiç zincir falan çekmeden sadece tığ battı seviyesine inmek için
Bu şekilde de bir sık iğne yapıyorum. Dönüş yaptım tığ battının içine. Evet, yapmış olduğumuz yaprağımız bu şekilde. Çok kolay ve şöyle iğneden tığa gösterişli bir yaprak yapıyoruz. Bakın, şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz dedik ya. Aynı oraya geldik. Buraya iki zincir çekiyorum. Nedeni ise tığ battı seviyesine inmek için yaptığım sık iğne arkadaşlar. 3 zincir de çekince 4 tane zincir gibi böyle iri atıyor. Bakın bu şekilde yapınca diğerleriyle aynı büyüklükte oluyor. Evet, diğer 4 tanesini 3'er zincirden yapıyorum. Şöyle 2, 1, 2, 3 zincir. Şöyle 3, 1, 2, 3 zincir. Tığ battıya sık iğne ile sabitliyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 tane oldu. 5 tane olacak. Şöyle 5. 3 zincirimi de tığ battıma kapattım. Bir zincirle dönüş yapıyorum. Bir tanesini yaptık. Şimdi bir tane daha yapacağız. Hemen yandaki tığ battıya girip sık iğne ile sabitledim. 5 zincir. Hemen yanındaki tığ battıya giriyorum. Bir yuva oluşturuyorum. Bir zincirle dönüşümü yapıp bu yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Evet, yaprağımızın yuvasını bu şekilde hazırladık. Şimdi iki tane zincir çekerek yaprağımızın yapılışına başlıyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen yuvaya giriyorum. 2 ve 2. 4 zincir. Şöyle trabzanın arasına girip kapattım. Bakın. Şöyle yavaş yavaş bu trabzan sayılarını çoğaltacağız. 2 defa doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2. 2 ve 2 alarak 3 seferde 4 zincir. Hemen trabzanıma giriyorum. Kirpiğimi oluşturup bakın dolama işlemini yine bir fazlalaştırdım. 2 şöyle 2 şöyle 2 şöyle 2 4 seferde 4 zincir. Evet. 3 tanesini bu şekilde 4 zincirli kirpikten oluşturuyorum. Sonuncu için yine 3 defa doluyorum. Bakın burada 1 alıyorum. Dikkat. 1, 2, 2. Alım sayılarını çoğaltıyorum. Bu şekilde 5 seferde aldım. 6 tane zincir. 6 zincirimi yine son yapmış olduğum bu trabzana kapattım. Bakın trabzanın geri kalan kısmına da sahte sık iğne yapıyorum. Şöyle 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet. 8 tane. Bak, 9'uncuyu da 5 zincirli yuvada yapıp yaprak işlemini tamamlıyorum. Bakın. 9 tane sık iğneden oluşan bir yaprak yaptık yine. Bakın bu sık iğne ile dönüş yaptığımız yer var ya, yine o sık iğnenin üzerine şöyle bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekip 5 tane tığ battı. Bu 1. 1, 2, 3 zincir. Geri kalan kısmı 3'er zincir. Sadece bir tanesini 2 zincir. Evet, şimdi 3, 1, 2 ve 3 zincir. Şöyle güzel zürafa gibi tığ battılar. Evet, şimdi 5 tane oldu. Şimdi arkadaşlar biz bunu bırakıyoruz. 2 tane yaptık. Yeterli oldu. Bakın yapmış olduğumuz çimenimiz bu şekilde olacak. Çok güzel duruyor duruşu da. Uzaktan ve yakından. Şu minik çiçeklerin yapılışına çiçekleri ben bir turuncu, bir mavi, bir pembe olarak sıraladım. Şöyle sıra yine turuncu da olduğu için daha çok renk de katabilirsiniz. Beyazlar falan da katabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ben örnek amaçlı 3 tane seçtim. Sık iğne ile bu 6 zincirli yuvama giriyorum ve 4 zincir. İpimi yine çok güzel esnettim. İncecik yaptım arkadaşlar. Şöyle minik ve çıtı pıtı bir çiçeğimizin olması için bakın sık iğnenin arasına bu şekilde girip 4 zincirimi kirpik olarak kapattım. Ve yuvaya yeşil bu 6 zincirli yuvanın
İçerisine girip yine bir sık iğne yaptım. Kirpiğim için yuva yaptım. Yani sık iğneyi. 4 zincirimi kapatıp aynı şekilde şöyle göstereyim. Sıradaki yuvanın içine girip sık iğnemi hazırladım. 4 zincir. Kapatıyorum. Yine yuvanın içine girip sık iğne yapıyorum. Bakın. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Yuvanın içine giriyorum. Sık iğne yapıyorum. 4 zincir. Yuvanın içine girip sık iğne yapıyorum. Evet, 5 tane bu şekilde kirpiklerimizi hazırladık. İpimi koparıp çok güzel bir çiçek oldu. Bir tane de mavi yapalım. Evet, şimdi de mavi rengimizi bu 6 zincirli kirpiğin arasına yuvanın içine sık iğne ile sabitleyip şöyle sıkı sıkı 4 tane zincir çekiyorum. İpinizi güzelce esnetmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hep söylüyorum. Belki atlayarak izleyenler olur o açıdan. Evet, sık iğnemizi hazırladık. 4 zincirimizi çekip hemen sık iğnemizin arasına kapattık. Yine yuvanın içine giriyorum. Şöyle sık iğnemi hazırlayıp 4 zincir. Yuvanın içine girip sabitliyorum. Yine yuvaya girdim. Sık iğne ile sabitledim. 4 zincir. Şöyle sık iğne arasına şu boşluktan görüyorsunuz arkadaşlar. Oradan girip kirpiğimi oluşturuyorum. Sık iğne ve 4 zincir. Şöyle sabitledim. Sonuncu sık iğnemi yapıyorum ama arkadaşlar buraya kirpik yapmıyorum. Burayı şöyle düzgün dursun diye bu şekilde sık iğne ile başlayıp sık iğne ile bitiriyorum. Bu şekilde kirpik daha güzel duruyor. Evet, mavi rengimiz de hazır. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel ve zarif bir model oldu. İğneden tığa bir model oldu. Şu ipleri hemen yakıp temizleyip arkaya yapıştırayım. Evet, modelim hazır. Bakın arkadaşlar şöyle çıtı pıtı çok zarif oldu. Bakın gerçekten model böyle çoğaldıkça daha çok kendini gösteriyor. Azdan bakın 5 oluşu bile modelin daha fazla böyle gösterişi göze battığı görülüyor. Bir de arkadaşlar gerçekten iğne zarifliğinde oldu. Şöyle kenarının bu sık iğnesinden dolayı mıdır bilmem ama gerçekten çok hoş oldu. Dediğim gibi bu zincirle yaptığım sık iğne üzerine kirpikleri siz bunları ilmekle böyle 7 tane tığın uç kısmıyla, arka tarafıyla, düz kısmıyla veya kapak kısmıyla yaparak bu şekilde böyle şey halinde yapabilirsiniz. Belki bir de onunla nasıl duruşunu göstermek için size deneyebilirim arkadaşlar. Evet, modelim bu. Siz de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.